Arkadaşlar hoş geldiniz. Aslında biz 50. yıla, 50. programa hoş geldiniz diyoruz size. Aslında çok şanslıyım ben bir anlamda. Çünkü birinciyi biz yapmıştık, ben yapmıştım. Ondan sonra 41.'yi de ben yapmıştım. Şimdi 50.'yi yapıyoruz. Bu hakikaten benim için güzel bir onur. Bu arada tanıdık yüzleri görmekten çok memnunum. Ondan sonra ve bu akşamki konumuz aslında Atlas. Şimdi Atlas'ı hepiniz iklim aktivisti olarak biliyorsunuz ama ben onu küçük Atlas olarak biliyorum. Çünkü annesi benim yakın bir dostum ve size daha sonra onunla ilgili bazı dedikoduları anlatırım. Bakalım zamanı gelir ise. Atlas hoş geldin. Ve kim Atlas? Hoş buldum. Benimle ilgili güzel anılar bildiğinizi tahmin ediyorum böyle konuştuğunuza göre. Artık ne kadar küçüğüm onu da bilmiyorum. 13 yaşına geldim, 14 olacağım. Artık sene. Büyüdün, artık evet. Büyüdün. Artık benim küçük tanıdığım Atlas değilim. Evet, kesinlikle değilsin. Doğrudur. Buyurun. Ben Atlas Sarrafoğlu, 13 yaşındayım. 14'e gireceğim bu sene. İklim aktivistiyim. Yaklaşık 2 senedir. Hatta 2 senene 2 gün geçtik ilk görevimizden. Onun üzerinden 2 senede iklim aktivistiyim yani. Bu sene 9. sınıfa geçtim, lise 1'deyim. Ve insanlara iklim krizinden bahsediyorum. Yaptığım bazı işler var şu anda aktif olarak. Bir sürü işle uğraşıyorum. Bunları mesela size anlatmak isterim. İlk olarak GQ dergisinde pankartımla aynı isimli Gezegen Beyok isimli bir köşem var. Orada gündelik hayatta aklıma takılanları yazıyorum iklim kriziyle her ay. Onunla birlikte Yeşil Gazete'de yurt dışındaki aktivistlerle birlikte, iklim aktivistleriyle birlikte onların hikayelerini, onların iklim krizinden ne anladıklarını, yurt dışındaki veya ulusaldaki yöneticilerden neler istediklerini soruyorum. Çünkü aslında insanların hikayelerinin bu krizi anlamakta iyi bir çözüm olabileceğini, iyi bir örnek olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Benim için çok önemli bir şey insanların hikayelerini dinlemek, özellikle iklim aktivistlerinin. Çünkü benim de çok ilginç bir hikayem olduğunu düşünüyorum ve bir yandan da bu yaptığım röportajları Açık Radyo'da her cuma günü yayınlanan İklim Kuşağı Konuşuyor programımda okuyorum. Ülkelere göre müzik çalmaya çalışıyorum ve ayrıca haftanın haberlerine bakıyorum. Bazen de şiir yazıyorum, bunları sosyal medya hesaplarımda yayınlıyorum bu şekilde. Arada bir okula gidiyorsun. Evet, koronadan Tamam. dolayı çok gidemiyorum ama sınavlar var bu ara, o yüzden gidiyorum. Ama yani sonuçta gidiyorsun. Tabii, Yani evet. Hani şey olarak fiziken okulda olmasan bile ekran Evet. karşısında okuldasın. Peki o zaman ben yine şeye gideceğim, eskiye gideceğim. Niye başladın bu bebek parkına gidip de eline park kartını aldın, sınıf arkadaşlarıyla sohbet ettin vesaire, ne oluyor dedi insanlar. Yani Atlas bize bir şey diyor, çocuklarımıza bir şey diyor ama ne oluyor aslında dediler. Ne oluyordu aslında? Niye gittin? Aslında olan şey şu anda olmaya hala devam ediyor. O yüzden hala bir iklim aktivistiyim aslında ben. İlk olarak hikayenin başı şöyle. Ben normal bir 7. sınıf öğrencisiyken Açık Radyo dinlemeyi seven bir 7. sınıf öğrencisiydim. Ve bu süreçte farklı farklı haberler duyuyordum ama genelde duyduğum haberler işte şurada savaş çıktı, şurada kötü bir şey oldu falandı. Şu anda da çok farklı bir şey duymuyoruz aslında ama bir yandan duyduğum bir haber vardı bir gün okula giderken aslında. Annem dinlemişti bunu aslında. Greta'dan bahsediyordu. İlk iklim grevi çağrısını yapan İsveçli 16 yaşındaki Greta'dan bahsediyordu. İsveç parlamentosunun önünde iklim grevi yaparak insanları iklim krizi konusunda bilgilendiren bir kızdı bu Greta. Ben de sonrasında tanıştım kendisiyle, atölyelere Dur katıldık. oraya gelme, oraya gelme Yok, şimdi. küçük bir Evet. şey Ha, bu. evet. Küçük bir bilgi. Onu da isteyeceğiz çünkü. Evet, ilk önce hikayeyi anlatmam gerekiyor. Ondan sonra Greta'yı anlattı bana annem. Hikayeyi iyice dinledikten sonra ve günler boyunca bu böyle devam etti. Biz Greta ile ilgili haberleri bekliyorduk annemle, ailemle, çevremle birlikte.
Sonrasında bir grev yapıldı. Bir grev yapılacak dendi daha doğrusu. İlk önce çağrısı yapıldı. 15 Mart küresel iklim grevi çağrısıydı. Bu 2 sene önce olandı tabii. Hatta 2 sene 2 gün önceydi. Bununla ilgili ben araştırmaya başladım. Türkiye'de neler olacak diye. Hazır bir grup ya da bir grev var mı? Katılabilir miyim? Katılma şartları nedir diye araştırmaya başladım. Yani fakat henüz bir grev ya da grup kurulmamıştı, yoktu. Ve biraz bekledim. Belki kurulur dedim. Ve katılırım dedim, destek olurum dedim ama yoktu. Ve çok az bir zaman kaldı. 1-2 hafta kaldı 15 Mart'a ve hiçbir şey olmuyordu. Ben de kendime bir pankart hazırladım ve bir video çektim. Bir küçük bir metin hazırladım, onu okudum. Ve sosyal medyada o çağrı metnine çıktım. Sonra insanların dikkatini çekmeye başladı bu. İnsanlar ben de geliyorum, ben de destek vereceğim diye sürekli beni retweetliyorlardı. İşte sürekli etkileşimdeydik insanlarla birlikte ve sonra benle röportaj yapmaya başladı haber kanalları. Bu haber kanalları mesela Ayşe Arman'la yaptığım röportaj çok fazla okundu, çok fazla destek gördü ve sonrasında ilk küresel iklim grevini Türkiye'deki 700 kişiyle birlikte Bebek Parkı'nda yaptık. Gayet de güzeldi. Asıl hikaye böyle başladı. Anlatmam gerekirse. Bence böyle başlamadı Atlas. Nasıl başladı? Bence bir şeyi unuttuk gibi. Şimdi orada ben açıkçası şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şurada biz aile aile konuşurken aslında Atlas'ın annesi çok özel bir kadın. Yani benim söylediğim çok çok kullandığım bir laf vardır. Elma ağacının dibinde armut yetişmiyor. Atlas'ın annesi, onu sen söylemek ister misin? Hangi tarafından bahsetmek istersiniz? Çok iyi bir annem var. Çok şanslıyım bu konuda ama siz anlatın işte. Siz yani siz arkadaşısınız, ben oğluyum. Peki, Siz anlatın. peki o zaman şöyle bir defa annesi zaten bu iklim meselelerine çok duyarlı bir kadın. Evet. Zaten Amerika serüveni sırasında orada işte San Francisco'da yanlış hatırlamıyorsam yani orada zaten işte oradaki iklim hassasiyetini, oradaki ekolojik denge meselesini yani herkes şimdi biraz sonra soracağım Atlas'a onun şeyden annesinden alıntı yapıyorum. Bu arada KVKK nedeniyle ismini söylemiyorum arkadaşlar. Atlas'ın annesi diye geçiyorum. Şimdi mesela orada işte herkes zannediyor ki onun söylemi bu. İşte şey kutup ayıları üşüyor, koalalar ölüyor, onun için iklim krizi var. Ya yani böyle bir şey yok. Şimdi Atlas biraz sonra anlatacak ama yani bu özel kadın aslında o zamanlar yani Atlas'tan önce başlıyor bu işlerle haşır neşir olmaya. Zaten evinde şunu bunu ayırmaya, zaten suyu fazla harcamamaya filan. Yani Atlas'ın geldiği ortam aslında son derece uygun bir ortam. Yani bu ortamda başka ne olabilirdi Atlas? Değil Evet, mi? ben bir çevreci olarak büyütüldüm ve bu bana hani zaten bu benim evde sürekli gördüğüm ve dikkatimi çeken bir şeydi. Fakat hani iklim aktivistliği hikayem böyleydi. Ama onun öncesinde zaten ilkokulda mesela benim öğretmenim bana destek çıkıyordu. Belediyenin etkinliklerinde gerekirse broşür dağıtıyordum, çöp topluyordum. Ya bir şeyler yapmaya çalışıyordum. O sadece benim iklim aktivisti hikayemdi ama annem Yeşil Site'de yazdı. Bir sürü haberler okurdu, belgeseller izlerdi, birlikte izlerdik ve benim aslında çevre bilincim çok öteye dayanıyor, çok önceden. O yüzden oradan aldığım çevreci bilinci aslında şu anda kullanıyorum ve iyi ki de almışım diyorum. O yüzden yine anne baba konusunda çok şanslı bir çocuğum. O yüzden mutluyum bir yandan. Valla bu harika. Aynı zamanda yalnız bir şey daha söyledi sevgili öğretmen meslektaşlar veya arkadaşlar. Öğretmenim dedi ki veya benzer şekilde bu aktivistlik meselesi devam ederken öğretmenler izin verdi. Öğretmenler anlayış gösterdi. Yani bir genç adamın desteklenmesi yahut da bir gencin bir işler başarması için hani diyoruz ya hep alan açalım, destekleyelim. İşte bakınız şekil bir ağ. Yani bu şekilde destek veriliyor. O zaman o da yani eğer doğru ortamını bulursa
ki Atlas'ta bulduğu gibi. O zaman o da bütün dünyaya öğrendiklerini veya şeyini, iyi niyetini paylaşıyor, devam ediyor. Şimdi o zaman Bebek Parkı'ndan devam edelim. Tamam. Broşürler dağıtıldı. Sonra evet, iklim aktivisti olundu. Sonra? Sonra 15 Mart'taki grevimizi yaptık. Sonra birkaç tane daha grev yaptık. 5 tane daha ama sonrasında işler biraz karıştı. O grevlerden biraz bahsedeyim. 24 Mayıs mesela. Çok güzel bir grevdi. Maçka Parkı'nda yaptık. Sonra 20 Eylül var. 20 Eylül en başarılı grevimizdi. Çünkü 20 Eylül'de yaptığımız grev aslında en büyük grevimizdi. 4500 kişinin katıldığı bir grevdi. Konserler, insanların konuştuğu, hani çok eğlenceli bir yandan çok ciddi bir grevdi. Çünkü konu ciddi ve başarılı bir grevdi. Sonrasında, peki sosyal medyayı mı kullandın? Sosyal medya. Duyurular yaparken hep, değil mi? Evet. Yani o zaman bir yandan sosyal röportajlar yapılıyordu benimle. Onlar da duyurdu tabii ki. İnsanlar, çevrem gayet destek çıktılar zaten işin başından beri. Ve başarılı olduk bu konuda. Süper. Sonra devam ediyoruz. Sonrasında korona çıktı. Korona patlak verdi. Peki. Ve o zaman koronaya gelmeden hemen sen bize rica etsek, iklim krizi nedir? İklim krizi nedir? Şimdi, yani beyaz kutup ayıları değildir. Nedir? Önce bize onu bir tanımlar mısın arada? İklim krizini anlayabilmek için, ne olduğunu anlayabilmek için önce araştırmak gerekiyor ama onun da öncesinde anlamamız gereken bir şey var, bir cümle var. İklim krizi doğal değil, insan eli tarafından yapılan bir doğa yıkımı. Yani ben bunu iklim aktivisti olmadan önce, tamam belki biraz ekonomiyi etkiler, biraz buğday üretimi falan, tarımı etkiler diye düşünüyordum. Çünkü hani o zamanlar zaten bitki fiyatlarında manavdan anlayabiliyordum bir şeyler olduğunu çevreyle ilgili. Ama bunun insanlar tarafından yapıldığı ile ilgili bir fikrim yoktu. Çünkü şöyle düşünüyordum. Çocukken çok masumdum. Ve şöyle düşünüyordum. Eğer böyle bir şey olsa ve insanlar buna sebep olsa bir şeyler yaparlardı herhalde. Nasıl vicdanları el verebilir ki böyle bir şeyi yapıp da durdurmamaya? Ne kadar ama acı bir veriyormuş. Şey değil mi? Evet. Ama yani. Veriyormuş işte. Yani bana vermedi. Benim elim, benim vicdanım el vermediği için ben aslında iklim aktivisti oldum. Biraz vicdan meselesi. Şu anda da siz bu yüzden aslında bana platform veriyorsunuz ki herkes vermeli. Bunun için teşekkür ediyorum ayrıca. İyi Bir ki yandan geldin. Ayağına sağlık. Ve aslında iklim krizini anlamaya başladım, araştırmaya başladım. Anladığım zaman böyle bir şey olduğunu, baktım kutup ayıları, tamam bunlar oluyordu zaten, ben bunları biliyordum. Ama fosil yakıtlardan kaynaklanıyormuş bu, kömür, doğalgaz ve petrolün kullanılmasından kaynaklanıyormuş. Ve hani öğrendiğim zaman değil, şu andaki bir yandan bahsedeyim. Olduğunca fazla geçmişiz zaten biz kullanabileceğimiz fosil yakıt sınırını. Ve her yıl zaten bir sonraki yıldan aldığımız karbon bütçesini sömürüyoruz. Yani bir yıl boyunca aslında kullanmamamız gereken bile aslında fosil yakıt ama kullanabileceğimiz limiti aşarak bir sonraki yıldan yiyormuşuz. Fosil yakıt mevzusunu da anladıktan sonra aslında insanların bir şey yapması gerektiğini fark ettim ve Greta vardı. Greta'yı dinlemeye başladım. Ve aslında anladım ki İnsanlar bunun için bir şeyler yapabiliyor. İklim krizi sadece üzülecek bir şey değil. Bunun için insanlar grevlere çıkabiliyor, pankartlar tutabiliyor dedim. Ve aslında sonra anladım ki bu bir sürü şeyi etkileyecek. Amazonlar olsun, işte bir sürü türler olsun, kasırgalar olsun, seller olsun, tsunamiler, her şeyi etkileyecek ve dünya çok kötü bir yer olacak. O yüzden bununla ilgili çalışmaya başladım ama hani mesela bir örnek vereyim o sellerden, tsunamilerden ya da deniz seviyesinin yükselmesinden. O buzullar eriyor, tamam, o beyaz kutup ayıları hikayesi, tamam, hepimizin bildiği bir hikaye. Fakat onun daha büyük bir resmi görmemiz gerekiyor onunla ilgili. O buzullar eridikten sonra ne oluyor? Deniz seviyesi yükseliyor. Deniz seviyesi yükselince ne oluyor? Avustralya'da yaşayan, bu sadece bir örnek. Avustralya'da yaşayan bir memeli hayvan olan aslında mozaik kuyruklu fare nesli tükendi. Çünkü deniz seviyesi yükseldi ve yaşadıkları yer, ada, deniz seviyesinin sadece bir karış üstündeydi. Ve o deniz seviyesi yükselince yaşadıkları yer, sular altında kalınca yaşayabilecekleri bir yer yoktu. Ve nesilleri tükendi. İklim krizi yüzünden yok olan ilk memeli tür listesinde bilim insanları tarafından ilk sıraya alındı aslında.
Değişim Ve onun krizinin için sebep olduğu bir şey. pardon, onun için sen diyorsun ki, tam da bu noktada bir giriş yapayım. Sen onun için diyorsun ki gezegen B yok. Yok. Evet. Buna dikkat Pankartın çekiyorsun. gezegen Evet. B yok. Evet. Gezegen B yok'un da anlamını anlatayım size Lütfen, isterseniz. lütfen. Şöyle, insanlar uzayla ilgili başka bir gezegende yaşam arayışına giriyorlar uzun zamandan beri. Fakat bana bu aslında biraz tüketim çılgınlığını hatırlatıyor. Çünkü bu gezegeni sömürdük, bu gezegen tükendi. Biz burada yaşayamıyoruz. Başka bir gezegeni de tüketelim demek gibi bir şey oluyor aslında. Ve yaşayabileceğimiz aslında başka bir gezegen yok şu anda. O yüzden şu anda elimizde ne varsa onu iyileştirmeye çalışmalıyız. Çünkü zaten başka bir gezegen bulunsa Mars'a sadece hani o ekonomik durumu iyi olan kişiler gidebilecek ve yine zenginler kazanmış olacak. Zenginler tüketip zenginler kazandığı zaman adalet olmayacak ve sefiller sularda boğulmaya devam edecek. Bu yani bana hiç adil gelmiyor. O yüzden gezegen B yok. Kendimi gayet bağdaştırdığım bir slogan, bir pankart sözü. Bu şekilde. Peki, anladım. Peki, şimdiye kadar Greta ile tanıştığın o şeyi anlatabilir misin? O hani gittiniz, tanıştınız vesaire, ne oldu? Birazcık ondan bahseder misin? Nasıl bir Tabii tip ki. Greta? Şimdi bizim geleneksel tarzımızdır. Ay, tanıştın ünlü birisi. Nasıl birisi? Halbuki bizim Atlas nasıl birisi? Biz asıl onu merak edip öğrenmeye çalışıyoruz. Evet, Atlas. Greta aslında çok iyi birisi. Ben Greta'yı uzun zamandır takip ediyordum. Greta'yla işte takip ettiğimden bir yıl sonra tanıştık. İsviçre'de tanıştık. Sonra ya iki kere yüz yüze görüşebildik ama bir tanesi İsviçre'deydi. Sonra COP25'te Madrid'de bir daha Evet, görüşebildik. Madrid'de. İsviçre'deki aslında çok ilginçti. Çünkü gittiğim bir iklim aktivisti yaz kampı vardı orada. Orada tanıştık aslında. Bir kahvaltı sırasındaydık ve orada tanıştık. İlginç bir yer biriyle tanışmak için. Bir yandan da aslında Neden? o Neden? Dur şimdi bir dakika. Neden ilginç? normalde hani bir masada oturur sohbet edersiniz ama kimsenin kahvaltı sırasında tanıştığını ben şu ana kadar Aa, duymadım. aşk olsun. Bilmiyorum. Ya kötü bir Aşk şey olsun. demedim. Ya yo, hayır dedin diye. Tabii ki demedin ama yani bu kamplarda vesairelerde hakikaten gençler nasıl tanışsın? Gerçi şimdi pandemi nedeniyle herkes kimle Evet. nasıl tanıştığını unuttu ama yani yemek sırasında vesaire, aa onu aldın mı, bunu verdin mi filan diye böyle, evet, tanışmalar olabilir. Evet, Tabii, tanıştınız olabilir. sonra. Normal bir şey, anormal bir şey değil tabii ki. Tamam, peki. Aslında biraz da atladım. Yaz kampından bahsedeyim. Lütfen. Evet, yaz kampı aslında İsviçre Lozan'da olan bir yaz kampıydı ve 450 iklim aktivisti, basın olsun, bir sürü iklim profesörü olsun, onlarla birlikte atölyelere katıldığımız, toplantılara katıldığımız ve bir hafta süren çok ilginç bir, çok iyi bir, çok verimli bir şeydi. Nasıl Sonrasında bir tane gitsinler? Nasıl gitsinler? İlgilenenler nereye baksınlar mesela? Nasıl ulaşsınlar oraya? İsviçre'den mi bahsediyoruz yoksa genel hareketten mi Hayır, bahsediyoruz? Lozan'dan bahsediyor. Şimdi kamptayız önce. Genel hareketi sonra soracağım sana. En son sorular onlar. Ama Lozan'daki bu yaz kampına iklim aktivistliği veya iklim heyecanı kampına diyeyim ben kendi terminolojimde. Buraya gençler nasıl katılsınlar veya bizim öğretmenlerimiz mesela ne desinler de onları yönlendirsinler? Güzel bir soru. Aslında bu iklim kampı, iklim aktivisti kampı şu anda korona nedeniyle yapılamıyor. Bu sene normalde yanlış hatırlamıyorsam Glasgow'da ya da başka bir yerde yapılacaktı. Ama gidemediğim için tabii ki bilmiyorum. Ama yani istediğiniz zaman gidebileceğiniz bir yer ama korona şartları olduğu için buluşamıyoruz. Biz de aslında çoğu gidip görüşebileceğimiz, toplantı yapıp deklarasyonlar oluşturabileceğimiz yerleri dijitalden yapıyoruz. COP20, Mock COP'u da anlatacağım birazdan size ama Lütfen, önce şu lütfen. kampı Evet, anlatayım. önce bu kamp önemli. Çünkü açıkçası ne istersen Atlas, şimdi bize gelen öğretmen paydaşlarımız da var. Veya merak eden gençler var çevremizde. Şimdi buraya nasıl ulaşacağını bilmeleri lazım. Yani tabii ki işte ilk önce okumak,
okumak, çok yoğunlaşmak, işte takip etmek, alan yazını, literatürü takip etmek, sosyal medyayı takip etmek çok önemli. Ama yani oradan alınacaklar şu kadar olabilir ama fizikken gidip de orada bir bulununca tabii ki atmosfer, tabii ki onun vereceği enerji farklı olacaktır veya evet, karşılıklı oradaki alışveriş farklı. Onun için önemsedim bu okul meselesini. Evet. O zaman şöyle anlatayım. Gençleri bu konuya teşvik etmek konusunda ne yapılabilir? Lütfen. Evet, çok güzel. Aslında ben iklim aktivisti olmaya 4 adımda bakıyorum. İlk önce farkına varmak, araştırmak, araştırdıktan sonra anladığınız için birilerine anlatabilirsiniz. Birilerine anlatın, arkadaşlarınıza, çevrenize ve son adım olarak harekete geçin. Sadece birilerine anlatıp bekleyemezsiniz. Harekete geçmeniz gerekiyor ki bir şeyler olsun. O yüzden gençlere de böyle şeyler yapmalarını öneriyorum. Bilgi alabilecekleri kaynaklar olarak şu anda önüme dizdim. Mesela Momo kitabı var. Ben okudum. Çok güzel bir kitap. Aslında durumu metaforik bir açıdan değerlendiriyor ve gayet güzel, çocuklara da hitap edebilen bir kitap. Gençler için de güzel, yetişkinler için de güzel bir kitap aslında. Sapiens kitabı zaten durumu anlatan gayet geniş bir kitap, gayet kapsamlı bir kitap. Hayvan Çiftliği hepiniz yani biliyorsunuzdur en azından diye düşünüyorum. Peki. Ve Son Buzul Erimeden, bu da Levent Kurnaz'ın, Boğaziçi'nde bir iklim profesörü. Onun yazdığı bir kitap, iklim krizini anlatıyor bütün haliyle birlikte. İzleyebilecekleri belgeseller olarak da David Attenborough'un bütün belgesellerini izleyebilirler. Çünkü neyi? Hepsi çok neyi? güzel. David Attenborough. Ha, David Attenborough. Evet. Peki. Bunları bizim yazıp paylaşmamız lazım arkadaşlar. Tamam, tamam. Tamam. Ve 2040 belgeseli. O da aslında durumun gelecekte nasıl olacağını biraz tahmin ederek, aslında bilimselliğe dayanarak anlatmaya çalışıyor bize. Bunları izleyebilir gençler ve yetişkinler, aslında iklim aktivisti olmayan iklim aktivisti olmak isteyen herkes. Peki, evet. Orada ben bir parantez açacağım. Acaba arkadaşlar merak ediyor musunuz? Atlas bu kadar belgeseli vesaireyi nereden biliyor? Yine ben cevap vereyim isterseniz. Çünkü evde belgesel seyrediliyor. Öyle mi Atlas? Evet. Birazcık eve de, doğru, özele de giriyorum ama yani onu da merak ettim. Doğru. Evet. Doğru. Annem zaten bir Yeşil Gazete'de uzun zamandır yazı yazıyordu. Ve bana zaten farklı farklı yeşil yazılar okumak için, hani ben okumayı yeni söktüğümden beri çevre yazıları okurum zaten. Ve onunla birlikte aslında çevre yazılarını bana da gösteriyordu diyebilirim. Belgeseller olsun, her şeyle birlikte. O yüzden bu kadar kapsamlıyım bir yandan da. Yani yine söyleyeceğim ama ailem konusunda şanslıyım. Evet, biz de seni tebrik ediyoruz ve o gençler anlamda. Bunları yapabilirler. Tabii ailelerin destek çıkıp çıkmama durumu var. O da biraz yani aileler destek çıkınca daha fazla iklim aktivisti çıkabiliyor. O yüzden ailelere aslında büyük bir yük düşüyor bu konuda. Aileler ve öğretmenler. Yani Evet, ben evet. Öğretmenleri ayrı düşünemiyorum. Gençler söz konusu olduğu zaman yani mutlaka o üçgenin sağlıklı durması lazım. O üçlü sac ayağının sağlıklı durması lazım. Kahvaltı Doğru. Sırasına geri dönelim. Siz Evet. tanıştınız Greta ile. Sonra ne Evet. oldu? Greta ile tanıştık, biraz sohbet ettik, iklim krizinden bahsettik ve sonra işte Ne fotoğraf konuştun çektirdik, mesela? Bir şeyler yaptık. İklim krizinden konuştuk derken ne konuştun mesela bize? Yani söyle. Mesela politikacılardan konuştuk ve Kaz Dağları'nı anlattım Greta'ya. Çünkü o zamanlar, evet, geçen yaz özellikle Kaz Dağları çok önemli bir konuydu ki hala çok önemli bir konu. Fakat o zamanlar sosyal medyada çok büyük gerçekten anlatılıyordu ki, o zaman da Greta ile bir çağrı videosu çekmiştik. Kaz Dağları hepimizin diyerek. Evet. Greta'ya onu söyletmiştik. Bir video çekmiştik. Gayet güzeldi. Hepimiz Bunları destek konuştuk. Olmuştuk. Keyifli. Evet. Greta ile bunları konuştuk. Sonra işte profesörlerden iklim bilimi öğrendik. İşte yok oluş isyanı hareketinin kurucusundan barışçıl sivilitasizlik öğrendik ve aslında durumun ne kadar kapsamlı olduğunu bir kere daha anladım ve daha fazla çalışmaya başladım bu yaz kampından sonra aslında iklim aktivisti olarak. Peki bunları öğrenirken, bunlarla dolarken aslında çok ciddi bir anlamda alıyorsun. Evet. Peki sonra okula dönünce ne oluyor?
Okulla iklim aktivistliğini aslında bir yani yan yana götürmek göründüğü kadar zor bir şey değil. Ben en azından şu anda Hadi canım, korona doğruyu konuşalım şimdi. 8. sınıftaki sınavlar ne oluyordu? 8. sınıftaki sınavlar zor oluyordu tabii ki çünkü LGS'ye hazırlanıyorduk. Ama şu anda Evet. liseye geçtim ve Evet, sınav neyse ki. stresini biraz üzerine attım. Ama Tabii şimdi ki. lise biraz daha zor, biraz daha kapsamlı bir okul olduğu için. Ama göründüğü kadar zor bir şey değil. Zor bir şey evet ama göründüğü kadar zor bir şey değil. Yani yapılabilecek bir şey, imkansız bir şey değil anlamında Yani söylüyorum. sen şunu söylüyorsun. Eğer bir şeyi çok isterseniz Hı. ve onu yaparken o süreçten çok zevk alırsanız Evet. ve bir hedefiniz varsa ve bu hedef bir de üstelik global bir hedefse, o zaman sınavlar, okullar vesaireler, her şey zaman yönetimiyle aşılabilir. Bunu mu Evet. söylüyorsun? Evet, öğretmenler de bu konuda bence gayet anlayışlıydı. Benim öğretmenlerim en azından. Bu konuda iyiydi yani bana karşı iyi davranıyorlar, destekliyorlardı. Arkadaşlarım olsun, ailem olsun. Tabii destekçiler de hepsi benim için. Birincil destek çok önemli diyorsun yani. İlk yardım desteği Evet. çok önemli diyorsun. Peki Evet. sonra İsviçre bitti. İsviçre bitti. Sonra orada tanıştığım iklim aktivistleriyle birlikte röportajlar yapmaya başladım. Aslında onları tanımaya başladım. Mesajlaştık. Nasıl Ülkelerindeki insanlar onlar? durumlardan bahsettim. Yani üç Aslında kulaklı hepimizin... iki burunlu değiller herhalde. Evet, hepimiz insanız burada. O yüzden aslında yani onlar da insan. Fakat hepsinin iklim krizi bütün ülkeleri farklı etkiliyor. O yüzden hani... Daha fazla iklim krizine katkıda bulunan, daha fazla fosil yakıt yakan ülkeler daha az etkilenirken, daha az yakan ülkeler, ekonomik durumu daha kötü olan ülkeler daha fazla etkileniyor. Bu da iklim adaletsizliği aslında. O yüzden bütün iklim aktivistleri aynı şekilde etkilenmiyor ve hepsinin farklı durumda yaptığı aktivistler var, aktivistlikler var. O yüzden onlarla konuşurken aslında hikayelerinden çok ilham aldığım kişiler var. Mesela. Mesela şu anda önümde bir yazı var ve onların bana söyledikleri önemli cümleleri sizlere okumak isterim. Lütfen. Tabii. Harika. Hindistan'dan Lisipriya Kangujam, 9 yaşında bir iklim aktivisti. Liderlerimizin eksikliklerinden dolayı şimdi bir felaket noktasına varmak üzereyiz. Birçok biyoçeşitlilik zayıflıkları artık iklim yıkımları haline geliyor. Şimdi harekete geçmeliler. Aksi takdirde geleceğimiz yakın zamanda yok olacak. İstediğimiz şey bugün veya yarın değil. Şimdi ne yapılması diyor. Lisi 3 yaşın 3 yıl önce 6 yaşındayken Hindistan'da çocuk hareketini başlattı. Geçtiğimiz aylarda parlamento binasının önünde bir grev yaparken, açıklama yaparken polisler tarafından gözaltına alınmak istedi. Ülkesinde de sosyal medyadan büyük ne denilebilir buna? Aşağılamalara maruz kalıyor. Bu yüzden aslında bu tip engellere çok kulak asmıyor ve iklim grevlerine devam ediyor. Bu genç yani şey cinsiyetçi olmak adına değil ama Hı. Hindistan resmi içinde cinsiyetini duyduk mu? Bir kız. Bir kız. Yani bu Evet. bir de üstelik Hindistan'da daha da önemli. Öyle değil Hı. mi? Evet, Yani kesinlikle. tamamen insanların, kadınların ikinci sınıf olduğu bir ortamda bir de üstelik iklim aktivistliğine soyunup bir de üstelik parlamentolara gidip konuşmak, yani ne cüret diyordur muhtemelen Maalesef. yöneticiler. Evet, devam edebilirsin. Çok güzel bunlar. Rusya'dan arkadaşım Arşak Makiçyan, 23 yaşında bir erkek. Her şey çok hızlı değiştiği için tam olarak ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Ama en önemli şey kendimize karşı dürüst kalmak ve insanları bilimsel gerçeklerin arkasında birleştirmek. Siyasi görüşleriniz ne olursa olsun hepimiz aynı gezegende yaşıyoruz diyor. Arşak Moskova'da yaşıyor. Hükümet toplu grevleri yasaklamış. Yani sadece bir kişi grev yapabiliyor. Fakat herhangi bir kanunu bozmamasına ya da çiğnememesine rağmen 14 günlüğüne hapis cezasına çarptırıldı ve hapisteki böceklerden çok şikayetçiydi. Grevlerini her cuma günü yapmaya devam ediyor. Çin'den Evet. arkadaşım Howie O, 16 yaşında bir kız. Hepimiz kelebek etkisini biliyoruz. Karmaşık bir sistem. Başlangıç faktöründeki en ufak bir değişiklik sonuçta büyük farklılıklar yaratabilir. Şimdilik durum bu diyor. Howie iklim aktivisti ve birkaç kez sorguya alındı hükümet tarafından. Okulundan çıkartıldı ve geri kabul edilmiyor şu anda. Çünkü iklim aktivizmi yapıyor. Ve bu onlara göre yanlış bir şey. O yüzden okuluna geri alınmıyor. Okutulamıyor yani şu anda. Tek
yapması gereken şey iklim aktivizmini bırakmak. Bu şekilde okulda onu Yani geri alacak. okuma hakkı elinden alındı demek istiyorsun. Evet. Ve şu anda Berlin'de orada eğitim görebilmeyi umuyor. Yani farklı ülkelere gidip orada eğitim görecek aslında. En azından online görebilir bu Evet. pandemi dönemde. Evet, Evet. daha iyi bir Evet. seçenek. Evet. Filipinler'den arkadaşım herkesin aslında herkesin arkadaşı çünkü çok fazla şeye katılıyor, çok aktif bir insan. Mitsu Jonel Tan 22 yaşında bir kadın. Birkaç hafta süresince bizi elektriksiz bırakan tayfunlar yaşıyoruz ve sellerin evimize girmesinden o kadar korkuyoruz ki çocukluk hatıralarımın çoğu dışarıdaki şiddetli fırtına nedeniyle elektriğimiz olmadığı için akşam yemeğini mumla yediğimiz diye anlatıyor. Filipinler Allah aktivist olmak için en tehlikeli yerlerden biri. Mitzi de görevlerini devam ediyor. Ve İnatla aslında yani burada bir sürdürebilme meselesi. Aslında evet. sürdürmek de değil. Yani bu birazcık şeye kararlılık meselesi. Yani sürdürülebilirlik meselesi filandan ziyade. Yani biz bu işe baş koyduk. Biz burada devam ediyoruz gibi Evet. bir sanki ifade var diyoruz, değil mi? Evet, doğru. Ben merak ettim şimdi Brezilya'dan arkadaşın var mı? Hani Brezilya. Brezilya'dan var, Amazon'dan var. Yani daha birçok ülkeden var. Hatta Suudi Arabistan'dan var ve Suudi Aa, çok Arabistan'dan, ilginç. evet, Suudi Arabistan'dan bir arkadaşım, bir hanımefendi diyor ki aslında yine zenginleri yükseltecek ve fakirleri sularda boğmaya sürükleyecek ekonomik sistemleri arzulamaya devam ediyoruz diyor. Yani paradan bahsediyor. Çünkü çoğu politikacı aslında şu andaki sistem böyle. İnsan yaşamını, aslında parayı insan yaşamının üstünde tutuyorlar. Para onlar için daha önemli. Bu da aslında yine iklim adaletsizliği oluyor. Politikacılar iklim krizine karşı savaşmamış oluyor. Somut bir adım atmamış oluyor ve Türkiye aslında bu konuda çok geride bir ülke. Maalesef. Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan 7 ülkeden bir tanesi mesela. Çok önemli. Bizim aslında taleplerimizden sadece bir tanesi de Paris Anlaşması'nın onaylanması. İklim acil durumunun ilan edilmesi var mesela. Atlas biraz Paris Anlaşması'ndan bahseder misin? Kyoto'nun yerine galiba değil mi? 200 Evet. biraz Ay, bahseder misin? tabii ki bahsedeyim. Güzeldi. 2015 yılında çıktı ve şu ana kadar 197 ülke meclisinden geçirdi, onayladı Kim ve aslında onaylamadı? Şimdi oradan başlayalım. Şimdi kim bu münasebetsizler? Kim onaylamadı? şu an aklımda hepsi yok ama içinde İran var ve Eritre var ve bunlardan bu 7 ülkeden birisi Brezilya var aslında. muhtemelen. Sanırsam Brezilya yok. Ah. Amerika, evet, Brezilya yok diye biliyorum ben. Yanlış Var bilmiyorum. mı? Paris. Kyoto'da şey vardı. Amerika yoktu. Kyoto'da mı? Amerika yok. Paris İklim Anlaşması aslında Paris'e şöyle katıl. söyleyeyim. Bir dakika. Amerika ilginç Atlas. bir durumda. Efendim. Evet. Atlas. Devam eder misin? Evet. Tamam. Amerika şu anda ilginç bir durumda çünkü Trump Paris İklim Anlaşması'ndan çıktı. Ama Evet. Biden geri girdi Amerika için. Evet. Şu anda Paris Anlaşması'nı onaylamış bir ülke olarak yer alıyor Amerika. Buldum. Paris Anlaşması'nı onaylamayan ülkeler. Türkiye, Angola, Eritre, İran, Irak, Kırgızistan, Lübnan, Libya, Güney Sudan ve Yemen. Evet. Enteresan, Paris Yine. imzalamış. Brezilya imzalamış. Bolsonaro imzalamaz diye aklıma gelmişti benim. Yo, daha Evet. birçok ülke yani aslında şöyle dönüyor. Paris İklim Anlaşması'nı onayladıktan sonra bir de onun getirdiği sınırlamalar olsun, onun getirdiği somut adımları uygulamak gerekiyor. Şu anda bu somut getirileri aslında birçok ülke ona şu anda fosil yakıtlarını kısmadığı için aslında uygulamamış oluyor. Yani bunun tabii ki bir cezai bir sistemi var ama cezai sistemler artık yetmediği için yani dediğim gibi para insan yaşamının üstünde tutuluyor. O yüzden yani çok da umurlarında olmuyor açıkçası. Ama biz iklim aktivistleri olarak buna karşıyız. Biz Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasını istiyoruz. O yüzden politikacılara da bu konuda baskı yapıyoruz. Hadi bakalım. Peki, sana şimdi dijitaldeyiz. Yani bu hiç yadsınamaz bir gerçek. Kolyeme tekrar geleceğiz. Burada sana demiyorlar mı bu insanlar? Ben çünkü zorbalık üzerine de çalıştığım için. Yahu Atlas, sen bu fosil yakıt filan diyorsun ama uçakla Madrid'e gidiyorsun gibi. Abes sorular geliyor mu veya bununla ilgili
veya fazla ileri gittin sen bir sus bakalım filan gibi seni Evet. zorbalayanlar, trolleyenler, dürtenler oluyor mu? Burada ne hissediyorsun? Umutsuzluk var mı burada birazcık, biraz bir... Şimdi şöyle, öncelikle bahsetmek istediğim konu bana yapılan zorbalık, sonra da umutsuzluk konusu. Çünkü ikisi de çok ayrı geniş konular. İlk önce bana yapılan zorbalık. Tabii ki var. Bu sadece Türkiye'den de değil, yurt dışından da bana zorbalık yapılıyor. Ama hani beni çok etkilemiyor çünkü yapmak istediğim şeyden beni geri döndüremeyeceklerini biliyorum. Sadece beni üzmek veya işte işten geri döndürmek, susturmak için yapılan bazı gereksiz eylemler bunlar aslında benim için. O yüzden çok kafaya takmıyorum. Bunların da beni umutsuzluğa sürükleyeceği konusunda bir kaygım ya da bir şeyim yok. Beni umutsuzluğa bunlar sürüklemeyecek çünkü. Ben bunu biliyorum. Ve şu şekilde aslında beni umutsuzluğa sürükleyen şey şu anda insanların harekete geçmiyor olması ve çoğu kişinin iklim krizinden haberdar olmaması bile. Yani tabii ki umutsuzluğa kapılıyorum. Ben profesörlerin çıkardıkları mesela IPCC raporu olsun. Bunu çok bilimsel, çok çok fazla terim var ama geneline baktığım zaman olayın yani neler dönüp bittiğini anlayabiliyorum. Nelerin olup bittiğini anlayabiliyorum. O yüzden bence insanların da böyle yapması gerektiğini düşünüyorum. IPCC raporuna baktığım zaman aslında anlayabiliyorum durumun genelini. IPCC'yi açar mısın biraz? Aslında iklim kriziyle ilgili profesörlerin, bilim insanlarının çıkardıkları bir rapor bu ve dünyada hani İsviçre'ye gittiğimizde de biz çıkarmışlardı ve ben oraya aslında bir Türk arkadaşımla birlikte gitmiştim, Selin Gören. Ve aslında IPCC raporunun çıkarıldığı yere trenle birlikte İsviçre'ye gitmişti o da. Orada çıkartıldığı yerde evet. Orada bilim insanlarıyla birlikte Greta da gitmişti. Meksika'dan bir çocuk gitmişti. Hatırladıklarım bunlar şu anda ama. Orada IPCC raporunu birlikte aslında görmüşlerdi ilk başta. Ve ben o kamptayken çıkartıldığı için de bir kampanya başlatılmıştı. IPCC raporu ile ilgili. İşte neler düşünüyorsunuz diye insanlara soruyorlardı ve bir tane küçük şey yapılmıştı. Kolaj yapılmıştı. İnsanlara bazı sorular soruyorlardı. İşte mesela bana ne sormuşlardı? Bana ne sormuşlardı? Neden iklim grevi yapıyorsun? Neden iklim grevi yapıp yapmayıp okuluna dönmeyi düşünmüyorsun? Bunu sormuşlardı bana. Ve herkes konuşmuyordu. Konuşma yoktu bunda. Sadece fotoğrafla belli ediyorduk. Ben de böyle yapmıştım. Neden yani? Bunu neden düşünüyorsun? Sen hala bu kadar geride misin anlamında söylemiştim. Mesela IPCC raporu ile ilgili öyle bir fotoğraf çekilmişti. Son IPCC raporu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Adam böyle şaşkınlıkla bakıyordu mesela. Bana sadece o soru sorulmuştu. Bir sürü kişi böyle yapmıştı. Her neyse. Umutsuzluğa kapılıyorum. Çünkü durumun geneli kötü şu anda. Ve çok iyi bir adım atamadık. Ama hala umut var. Hala yapabileceğimiz bir şeyler olduğu için de bir yandan umutluyum ve umutsuzluğa düşmemeyi olabildiğince fazla Seçiyorsun. seçiyorum. Evet. Peki Madrid'e geçelim şimdi. Madrid COP25 yine Greta'yı gördüğüm aslında yüzde ikinci yerde ve aslında çok önemli bir yerde çünkü bir sürü delegenin, bir sürü politikacının, iklim aktivistinin, profesörün ve daha birçok önemli kişinin yer aldığı bir yerde ama çok başarılı karar alma konusunda çok başarılı bir COP değildi. Çünkü en sonunda iklim aktivistleri COP25'ten atıldılar. Ve içeride sadece politikacılar, işte karbon emisyonu salanlar ve hani işte fosil yakıt şirketlerinin CEO'ları kaldılar aslında içeride. İklim aktivistleri atıldı. Ne kadar mantıklıydı. Değildi Evet. işte. Ne oldu yani? Aslında şöyle, iklim aktivistleri içeride sessiz grev yaptıkları ve tepkilerini bir şekilde gösterdikleri için oradan atıldılar. Anlamsızdı, iklim aktivistlerinin olayı bu ve biz oraya gittik, tepkimizi gösterdik. Ama şöyle bir şey yaptık. Bir COP gününden sonra Cuma günü gittik ve yarım milyon kişi Madrid sokaklarında bir grev yaptık. Yarım milyon kişi Madrid sokaklarında yürüdük. Her milletten, herkes vardı. Bütün herkes vardı. Her türden insan vardı ve çok iyi bir grevdi. Çok başarılı bir grevdi. Gittiğim en büyük grevdi. Bitmedi ve çok uzun bir grevdi. Sevdiğim, başarılı bulduğum bir grevlerden bir tanesiydi. O yüzden Madrid'in sadece COP konusunda çok başarısız olduğunu düşündüğüm bir yerde. Ama en azından bir sürü iklim aktivisti tanımış oldum. Ve olan biteni de öğrenmiş oldum bir yandan.
farklı şeyler öğrendim diye düşünüyorum. Ama başarısızdı. Peki, o başarısızdı. Peki ne yapıyorsunuz? Şimdi Covid olduk. Pandemi dönemine girdik maalesef. Şimdi durum ne? Aslında şöyle, COP bu sene yapılamadı. Çünkü politikacılar bazı bahaneler uydurup işte yok biz Covid'de bu COP'u yapamayız, biz korkuyoruz deyip bizi okula gönderdiler ama şöyle, biz bunu yapmadılar. Biz ne yaptık? Dedik ki siz yapamıyorsanız biz yaparız dedik ve sanal ortamda Zoom'da bir sürü konuşma yaptık. Bir sürü, ben bir arkadaşımla birlikte Türkiye'de delegeydim ve bir en sonunda bir rapor çıkardık ve biz bunu şu anda işte Cumhurbaşkanı'na olsun, şehirlerin başkanlarına, büyük belediye başkanlarına olsun bunu attık onları bilgilendirmek açısından ve bir sürü politikacıyla birlikte aynı bu şekilde görüştük. Onlara da bunu ilettik. O yüzden ne yazıyordu bu raporda? Aslında taleplerimizin ne olduğu, dünyada neler olup bittiği ve politikacılardan neler talep ettiklerimiz vardı. İlk üç talebi söyler misin? Tabii ki Paris İklim Anlaşması'nın meclisten geçirilmesi, onaylanması dünya tarafında. 1,5 derece sınırı, çünkü artık oradan geri dönüş olmayacak ve iklim acil durumunun ilan edilmesi bunlar. Nedir 1,5 derece sınırı? 1,5 derece sınırı aslında insanların saldıkları emisyonlardan dolayı çıkarılabilecek en üst limit. Yani biz şu anda kilitlendik bir limite ve gidiyoruz ve aslında nereye gittiğimizi insanlar farkında değil. Kör bir şekilde son gaz frene basıyoruz gibi bir şey aslında bu. O yüzden 1,5 derece bir sınır. Ama aslında boşta gidiyoruz diyorsun. Evet, evet aslında öyle. 1,5 derece bir sınır ve biz eğer o sınırı aşarsak geri dönüş olmayacak. Yani bayağı kötü bir sınır olacak. İklim acil durumunun ilan edilmesi, hani bunu insanlar kendi hayatlarında dahi edebilirler aslında yavaş yavaş. Çünkü işte ben iklim krizini biliyorum. Bunun için bir şeyler yapıyorum demek oluyor. Bunu belediyeler edebiliyor, yerel yönetimler edebiliyor, ülkeler edebiliyor. Yani ben iklim krizinin farkındayım. Bunun için bir şeyler yapmaya işte gönülden ben bir şeyler yapıyorum bununla ilgili demek oluyor. Haberdar etmek aslında ve bir şeyler yapmak oluyor. O zaman bizler de, pardon, o zaman bizler, bize diyebilirsin ki sen, sizler de iklim krizi için bir şeyler yapabilirsiniz diye bize ödev verebilirsin değil mi? Evet, ben de, yani tabii ki siz de bir şeyler yapabilirsiniz, herkes bir şey yapabilir. İklim krizi çok kapsamlı bu konu ve herkesin verebileceği bir destek vardır ama herkesin verebileceği bir destek umarım iklim aktivisti olmaktır. Çünkü gerçekten işe yarıyor. hani en azından ben böyle görüyorum. Yani iklim aktivisti olmak şu anda yapabileceğiniz en büyük destek bize aslında. Nereye gidelim o zaman? Nereye başvuralım? Bana gelebilirsiniz. Ben her zaman size bilgi veririm. Ve sizi iklim aktivisti bilgilendiririm. İstediğiniz konularda aklınızda soru işareti varsa onu gidermeye çalışırım. Ve hani bir sürü konuda benim toplantılarım oluyor. Yani bu toplantılara katılabilirsiniz mesela. Platformlara, canlı yayınlara oradan katılabilirsiniz. Yazıları okuyabilirsiniz, radyoda dinleyebilirsiniz ve aslında yine yapabileceğiniz, araştırabilirsiniz, birçok şey yapabilirsiniz. Sadece bana gelerek de değil, kendiniz de araştırabilirsiniz tabii ki iklim konusunu. O yüzden ne kadar mütevazisin Atlas. Evet. Teşekkür ederim. Bu konuda. Evet. Evet. Peki sonra ne oldu? Raporda kaldık. Evet. Raporu gördüm ve aslında IPCC raporunu gördükten sonra konunun ne kadar kötü olduğunu fark ettim ve tabii ki umutsuzluğa kapıldım ama hani dediğim gibi umutsuzluk yani ne kadar şey olsam da kapılmamaya çalıştığım bir seçim aslında. Peki. Peki şimdi yavaş yavaş şu kolyeye gelelim mi? Tabii. Sen bize anlatacaksın küçük kuyu meselesini. Siz anlatsanız bence daha iyi olur. Bak. Peki. Siz takıyorsunuz kolyeyi. Bence daha mantıklı. Peki. Ben bunu arkadaşlar birkaç yıl önce bana hatırlatır mısın ne zamanda o küçük kuyu şeysi sosyal medyada küçük kuyu hepimizin dedik. Siyanür altında siyanür avlanmasına aslında avlanmasına evet. Yani
Hakikaten yani öyle çıktı ama avlanmasına yani Küçükkuyu hepimizin Kaz Dağları hepimizin dediğimiz dönemde ben Küçükkuyu'ya yolum düştü ve tam da o sıradayken bu işler böyle patlak vermeye başladı. Yani patlak vermeye başladı değil, aslında alevlendi. Ve orada kadınlar bir şeyler yapıyorlardı. Yani herkes bir ucundan bir şeyler yapıyor. Ve açıkçası isterseniz bunun üzerinde böyle iğne oyası yapraklar var. Ondan sonra ve dediler ki yani bu nedir? Bu dediler Küçükkuyu. Çünkü biz bunu yapraklar ve işte boncuklarla süslüyoruz ki siz unutmayın, sürekli takın ve bizim Kaz Dağları'nın tarihi dokusunu, bir defa her şeyden önce tarihi dokusunu, o efsaneleri belki yaşarsınız, belki anımsarsınız ve burayı bize bırakırsınız gibi konuşmuşlardı. Ve açıkçası isterseniz bazı kolyeleri böyle para bile almıyorlardı. Ya yani alın ve takın şeklindeydi o dönemde. Yani orada esas olan bir paralar bırakmaktı oraya. Hatta tam da o haftada oraya birçok ünlü geldi tesadüfen. İşte yazar, aktör, aktris gibi ve bu insanlar böyle bir kolyelendi. Herkes bir kolyelendi. Bu kolyede işte Küçükkuyu Kaz Dağları kolyesi. Evet, gayet güzel anlattınız. Yani de bu kadar iyi anlatılabilirdi. Ne kadar naziksin Atlas. Teşekkür ederim. Anne arkadaşı olunca torpil alınıyor arkadaşlar. Yok, hayır. Yani. Ben annemden aldım bu kibarlığı aslında. Ah, onu bilmez miyim? Peki. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Evet, Küçükkuyu ne oluyor şimdi anlattınız. Hakikaten? Kaz Dağları. Siyanür daha devam ediyor mu? Aslında şöyle, çok ilginç bir konu. Hala hani insanlar orada bulundukları için onlara bir ceza kesiliyor, biliyorsunuz. Bunların ödenmesi konusu var. Ve hani aslında bu mesele devam eden bir konu. Çünkü insanlar hala bir adaletsizlik var ve bunun için savaşıyorlar. Gerçekten iyi bir savaş. Kolye de çok anlamlı bir kolye bana kalırsa. Takmaya devam edin. Teşekkür ederim. Peki bu arada biliyorsunuz arkadaşlar, geçen hafta sanıyorum veya son 10 gün içinde Arnavutköy, yani havaalanımızın yakınlarında dere kırmızı aktı. Evet. Değil mi? Yani böyle işler oluyor. Bir de üstelik burnumuzun ucunda oluyor. Yani bir sözü vardır bu efsanelerden gelen. Bugün değilse ne gün? Sen değilsen kim? Yani dolayısıyla bu iklim meselesi konusunda her birimizin üzerine düşen ödev var. Ve her birimiz bir işin ucundan tutmak zorundayız arkadaşlar. Unutmayın, bugün değilse ne gün? Sen değilsen kim? Değil mi Atlas? Böyle bir hassas noktamız var. Peki sonra ne oluyor? Aslında şeyi anlatmak istiyorum. O sözü ben şu anda kullanıyorum konuşmalarımın sonunda. Biz değilsek kim, şimdi değilse ne zaman diye ben öyle kullanıyorum. Çünkü hani gerçekten olayı anlatan bir cümle. Çünkü geç kalıyoruz bir konuda ve anlatmamız gereken, yapmamız gereken çok şey var. Konu neydi benim anlatmam gereken şu anda? Kırmızı. Evet. Kırmızı nehir. Evet. Yani tamamen bir rezalet, çünkü aslında dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. İnsanların tüketimi, ne kadar kötü kullandığımız ve hani o atıklar aslında fabrikanın atıkları değil mi? Neden olan. Kimyasal. Evet. Yani yine yerin altında bırakılması gereken şeylerin yeryüzüne çıkalıp sonra emisyon olarak kullanılıp yine tüketilen şeylerin böyle bir kirlilik yaratmasından oluşuyor. Tamamen bir rezalet. Hani zaten her şey ortada, benim çok bir şey söylemem. Sadece benim yorumum bu. Bu şekilde.
Ama biz zaten senin yorumunu istiyoruz. Bir de Teşekkür tabii ederim. öte yandan bu şey var. Yani sanayi devrimiyle ortaya çıkan kömür meselesi var, değil mi? Biz de o kömürcü ülkelerden biriyiz. Kömür santrallerimiz var. İşte nükleer santral yapalım mı, yapmayalım mı? Veya işte hidrolik olur muydu, olmaz mıydı? Ne düşünüyorsun bu santraller konusunda? Ne taraftan gitmeliyiz? Tamamen özel soruyorum. Cevap vermek zorunda da değilsin ayrıca. Yo, bence gayet iyi bir soru ve cevap vermeyi çok isterim açıkçası. Peki, Şu buyurunuz. şekilde kömür, doğalgaz ve petrol aslında iklim krizine sebep olan ve kullanılmaması gerektiğini ben 2 senedir söylüyorum. Şöyle spesifik bir örnek vermek istiyorum size. Lütfen. Standard Chartered Bank diye bir kuruluş var. Bir banka burası. Çok iyi biliriz. Ve evet, yıllık bilanço sunumunda bir basınmışız gibi biz oraya sızdık. Ve aslında onlar ilk önce bizden yazılı bir şeyler istediler Sızdık son olarak. derken Yani... Zoom'dan girdiniz, değil mi? Evet, Zoom'dan. Hani bir Zoom toplantıları Arkadaşlar, yapıyorlardı. dijitale dikkat. Evet. Yok, çok kötü bir şey yapmadık. Tabii ki kötü bir şey yapmadınız ama dijitalde bir sızıntı oldu. Evet, Evet, sonra. biz oraya basınmışız gibi girdik ve onlara aslında bir tepkimizi göstermek için farklı işte mesela bizden önce yazılı bir şey istediler, ne bekliyoruz falan filan diye bu toplantıdan başladılar. Normalde seneler önce dediler ki 2018'de biz fosil yakıttan yatırımımızı çekiyoruz. Bu iş burada kapanmıştır dedi ama hala çekmediler. O yüzden aslında greenwashing yapıyorlar. Yani aslında çevreci bir kurummuş gibi gösterip kendilerine buradan aslında nasıl söylenebilir, prim kazanıyorlar. Yani bunu iyi yöne kullanıyorlar ama hak etmedikleri bir yön aslında bu. Greenwashing de böyle bir şey, kötü bir şey yani. Yani oraya aslında sızdık, söylemek istediklerini anladık ve aslında dedik ki neden hala bizden o bekledikleri metinde neden hala fosil yakıtlara yatırım yapıyorsunuz, geleceğimizi neden mahvediyorsunuz diye yazılar yazdık ve hani bir şeyler olduğunu anlamışlardı zaten o saniyeden sonra. Bu şekilde gayet hani Sesinizi spesifik bir dışarı örnekti. attılar. Ve evet, Peki, bu arada anladılar. Evet. arkadaşlar şunu söylemem lazım. Standard Chartered İngiltere'nin en eski bankalarından bir tanesi ve bir de üstelik şey denir. Yani finans kurumları arasında böyle dedikodu bakıldığı zaman yani İngiltere Krallığı'nın, Birleşik Krallığı'nın üzerinde güneş söndü. Ama Standard Chartered devam ediyor gibi şeyler vardır. Çünkü çok şubeli global bir bankadır. Evet. Peki şimdi o zaman biraz sorular varsa onlara geçelim mi Atlas? Benim Var için mıdır uygundur. acaba? Güzel. Arkadaşlar sorularınız var mıdır? Yoksa biz devam ederiz yani. Ama siz buyurun sorularınızı sorun. Sibel, buyurunuz. Aslında yani Atlas, senin tabii ki iklim aktivistliğin bir sürü açıdan çok önemli. Bizler çocuk hakları üzerine çalışan bir vakıfız. Ve çocuk hakları açısından da en önemli şeylerden bir tanesi çocukların kendilerini ilgilendiren kararlarda söz sahibi olmalarını desteklemek. Ve aslında bu son 3-4 yani yıldır ve en büyük de bu çocukların başlattığı grev bunun en güzel örneği oldu. Ve bunu aslında şu anda yani çocuklar işi ele aldılar ve kendi geleceğimizle ilgili biz de söz sahibi olacağız ve biz de bu konuda karar veren ve bunu etkileyen grup olacağız dediler. Aslında bu başka alanlarda da çocukların kendilerini ilgilendiren kararlar ve her şey, tabii ki bu arada çocukları ilgilendiren kararlar dediğimizde aslında her şey giriyor. Ama öncesindeki haklar, ki bu da yaşam hakkıyla ilgili bir şeydi. Evet. O açıdan hani onun altını çizmek isterim. Belki burada şey kısmına da bir değinirsen, yani diğer çocuklara da ilham olması ve çocuklarla çalışan eğitimciler, işte STK'lar açısından çocuklar bu noktada nasıl güçlendirilmeli veya onların
fikirleri, düşünceleri, güçleri nasıl daha ortaya çıkarılmalı? Hani senin ve Greta ve o bahsettiğin gruptaki çocuk aktivistler bu Hı-hı. noktada iyi örnekler teşkil ediyorlar. Evet. Yani demin evet. Nurseli arkadaşımın da işaret ettiği gibi önce ailedeki bir bilinçli ortam, ifadenin, kendi görüşünü yaratma, desteklenmiş ailede, daha sonrasında eğitimde olmuş ve daha sonra da çevrede olmuş. Tabii ki senin kendi cevherin var. Seni sen yapan özellikler olmasa bunlar hiçbiri olmazdı. Ama senin gibi gençleri hani nasıl işte eğitim kurumları, aileler, çevre, STK'lar desteklemeli ki senin gibi çocuklar da kendileriyle ilgili meselelerde kendi görüşlerini, yaratıcı fikirlerini, o yetişkinliklerin görmediği şeyleri körleştiği noktada bu şey yapsın, yani yeşersin, kuvvetlendirilsin. Ne dersin? Aslında öğretmenlerden bahsetmem gerekirse biraz gerçekten uzun bir konu ve genel bir konu. O yüzden aslında eğitim sistemi insanları yeteneklerine ve yapabilecekleri şeye göre yöneltmiyor. Çünkü mesela bir balığa ve maymuna şu ağacı tırman demek gibi bir şey aslında bu. Maymun tırmanabilecek ama balık tırmanamayacak. İnsanlar yeteneklerine göre eğitilmiyor bu sistemde. O yüzden aslında benim söyleyeceğim şey de bunu tam tersi. Gençleri yapabilecekleri ve ilgilendikleri yönlere teşvik etmeleri insanların. Hani öğretmenler bu konuda çok etkili ve aktif insanlar. Sürekli gördükleri insanlar. Ben öğretmenlerimi korona dönemi olmasa ailemden daha fazla görüyorum. Çünkü günümün uzun bir zamanı okulda geçiyor. O yüzden öğretmenler, benim üzerimde de öğretmenlerimin bıraktığı büyük bir etki vardır. Onları çok seviyorum. Ve gerçekten aileler olsun, arkadaşlar olsun, herkesin yapabileceği gençler için bir şey vardır diyorum yine. Ve aslında gençlere platform, yani söz hakkı verilmeli diye düşünüyorum. Çünkü gençlerin sözünün ve sesinin genişletilebilmesi için bu gerekli. Bana şu an burada platform veriyorsunuz ve ben sesimi duyurabiliyorum. Eğer ben ilk başta grev yapmaya hazırlandığım zaman bu çağrıdan sonra, mesela işte BBC ya da Euronews gelip benimle röportaj yapmasaydı sesim bu kadar belki duyurulamayacaktı. O yüzden insanların gelip platform vermesi gayet iyi bir şey bu konuda, sesin yükseltilebilmesi konusunda. Çok önemli bir şey. Evet. Ama yani Sibel çok haklısın. Yalnız tabii Atlas'ın kişilik özelliği de farklı. Çünkü o küçükken de zaten aralarda dolaşıp kocaman kocaman sorular sorardı. Yani böyle bıdı bıdı dolaşıp kocaman kocaman sorular sorardı deyip tekrar başka devam etmeyeceğim. Yani onun böyle farklı bir genç adam olacağı, hani küçükten belli olur mu? Evet, belliydi. Yani küçükten onun farklı ve özel bir genç adam olacağı zaten öyleydi, ama yani bir şeyle meşgul olacak. Yani o çocuğun içindeki o enerji taşıyor. O anlamda çok belliydi açıkçası benim adıma. Ben kendi gözlemimi söylüyorum burada. Evet, başka soru var mı arkadaşlar? Peki. Ne diyorsun? COP gibi toplantılara katılabileceğini nasıl öğrendin gibi bir soru var. Buyurunuz. Aslında katılabileceğim toplantılar olduğunu biliyordum ama hani bunu nasıl karşılarım? Ben bir iklim aktivisti olarak gidip orada ne yaparım? Evet. Hani bunlar kafamdaki sorulardı. Çünkü hani hadi kalk gidelim dediğim zaman gidebileceğim bir yer değildi COP. Ama COP'a iklim aktivistlerim bir sene önce gitmişti mesela ve hani onunla ilgili konuşuyorlardı. Gruplarda sürekli bunun sohbetleri dönüyordu. Acaba bir daha COP nasıl olacak? Hani şuraya katılacağım, şuraya katılacağım, şurada bulunacağım, gelip benim konuşmamı dinleyin gibi gibi arkadaşlarım duyuruyordu zaten. Ben de dedim, ben de gideyim, burada bir şeyler yapabilirim, verimli geçer benim için de dedim. Sonra gittim. Ve hani gerçekten iyiydi, fakat sonrasında iklim aktivistleri atıldı ve çok anlamsız bir hale döndü. Çünkü iklimin düzeltilmesi için alınacak kararlar iklimi mahvedenler tarafından aslında. Onlarla birlikte alınıyordu. COP'lara katılabileceğim yani aslında belliydi. Sadece dediğim gibi araştırmak gerekiyor diye düşünüyorum.
Yani diyorsun ki birisi eğer karar verirse bu her ne olursa olsun yani senin örneğinde iklim meselesi ama arkadaşlar herhangi bir şeye karar verdiğiniz zaman ben bunsuz yapamayacağım. Bu işi yapmazsam ben kendimi çok kötü hissedeceğim diyorsanız Atlas gibi o zaman onun üzerinde çalışmak gerekiyor, emek vermek gerekiyor değil mi? Evet. Ondan sonra bir şekilde o etrafta buluşuluyor. Hatta biz arkadaşlarımla konuşurduk, hay Allah Atlas gitti bebek parkına işte çöp topluyor bilmem ne yapıyor ne yapıyor acaba diye kendi aramızda üşüyor mudur üşümüyor mudur diye aramızda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ondan sonra ve geldiğimiz güne bakın. Peki bundan sonra ne olacak Atlas? Senin adına söylüyorum. Şimdi bu aktivistlik devam ediyor veya ne olacak? Aslında çok yani fütürist düşünüyorum. Çünkü aslında fütürist düşünebildiğim bir yol var, düşünemediğim bir yol var. Düşünemediğim yol durumun, senaryonun ne kadar kötü olduğu. Çünkü gelecekte ne olacağını hiç bilemiyoruz. Çünkü hani Arşak'ın da dediği gibi aslında durumlar çok hızlı değişiyor ve neler yapabileceğimizi tam olarak bilmiyorum. Ben şu anda meslek seçebileceğim bir durumda görmüyorum kendimi. Ama gerçekten ne olmak istediğim konusunda da aslında gelecekte bu işe devam etmek istiyorum. Kendimi buna adamak istiyorum. O yüzden hukuk okuyup belki hak savunuculuğu yaparak buna devam edebilirim diye düşünüyorum. Çünkü şu anda da hak savunuculuğu yapıyorum aslında. Buna Çok devam doğru. etmek istiyorum. Çok doğru. Yapabileceğim bir iş olarak görüyorum. Bir yandan da hani çok da tahmin edemediğim bir senaryo gelecek. Ama yakın zamanlarda da Fütüristler Derneği ile bir konuşma hazırladığım için uzun zamandır bu konuyu araştırıyordum. O yüzden bazı şeyler söyleyebiliyorum böyle düşündüğüm için. Anladım. Peki. Bize ipucu mu vereceksin? Ne gibi? Yapacağın konuşmadan ipucu mu vereceksin? Fütüristlerle yapacağım. Ufuk'la mı yapacaksın? Yok, yaptım. Ha, yaptın mı? Ben onu takip etmedim. Çok pardon. Aslında bir sıkıntı çıktı. Konuşmayı o gün yapamadım. O yüzden onlara bir video attım. Onlar şimdi yayınlayacaklar onu. Ha, o zaman peki. O zaman spoiler ver. Peki. Sen o zaman iklim şeyini, bu işin peşini bırakmamakta kararlısın. Onu anladık. Çünkü aslında biz sana teşekkür ediyoruz. Çünkü bize yaşanacak bir alan bulmaya çalışıyorsun. Yaşanacak yerimizi en azından muhafaza etmemiz için fikir berraklığı sağlıyorsun. Onun için arkadaşlar ben şimdilik bir 15 dakika öncesinde Atlas'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sanıyorum Nüket'in bir söyleyeceği mi vardı, neydi? Nüket, Atlas, iyi ki geldin ama seni ağırlamaktan teşekkür çok büyük ederim. Mutluluk duyduk. Gerçi bizim maalesef yörette bu sefer teknik bir hata olmuş. Ne olduğunu tam olarak anlayamadık ama istediğimiz, her zaman istediğimiz yoğun grup içinde değiliz şu anda. Genellikle bizim toplantılarımız 300 kişilere dayanır. Bir de üstelik kapıda kalanlar olur. Maalesef bu akşam böyle bir şey olmadı. Ama YouTube'a yüklüyoruz ve senin duyurularını yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.